Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Bugün sizlerle 5 tane belgesel önerisi paylaşacağım. Bu belgesellerin hepsi benim izlediğim belgesellerden. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Normalde dizi, film önerileri gibi öneriler yaptığım zamanlarda seçtiğim dizileri ya da filmleri kendi kafama göre sıralıyorum. Yani kendi beğenime, kendi kafamdaki puana göre bir sıralama yapıyorum. Ama belgesellerde bunu çok yapamayacağımı fark ettim. Böyle bir eleştiri yapamayacağımı düşündüm. Dolayısıyla bugün söyleyeceğim 5 belgeselin sıralaması IMDb puanlarına göre olacak. IMDb puan daha düşük olandan başlayarak daha yüksek olana doğru gideceğiz. İlk olarak 5 numarayla başlıyoruz. 5 numara Minimalizm isimli belgesel, bir Netflix belgeseli. 2009 yılında hayatında köklü bir değişiklik yapmak isteyen Joshua Fields Milburn kendine hayatım daha az ile nasıl daha iyi olur diye bir soru sormuş ve bu soru üzerine yavaş yavaş minimalist bir yaşama geçmeye başlamış. Ayrıca 2010 yılında da arkadaşı Ryan'la birlikte The Minimalist isimli bir web sitesi kurmuşlar. Bu web sitesiyle birlikte podcastler yayınlamışlar, çeşitli blog yazıları yazmışlar ve dünyanın ve ülkenin, kendi ülkelerinin çeşitli yerlerine seminerlere gitmişler. Bunları yaparlarken ki amaçları da tabii ki bu minimalizmi ve bu felsefeyi daha fazla insana yaymak, daha geniş kitlelere ulaştırmak. Tüm bunların sonucunda da 2016 yılında belgesel çekmeye karar vermişler ve bu belgeseli çekmişler. Belgesel oldukça akıcı ilerliyor ve çok uzun bir belgesel de değil. Yanlış hatırlamıyorsam 1 saat 20 dakika civarındaydı. Ben belgeseli gayet sevdim. Belgeselin IMDb puanı 6.7'ymiş. 4 numaralı belgesel geldik. 4 numaralı belgesel, bunların içinde en son izlediğim belgesel Dead Sugar Show. Bu belgeselde şeker bağımlılığı ve şekerin insan üzerindeki etkilerini gösterme amacıyla çekilmiş bir belgesel. Belgeseldeki adam uzun yıllardır şeker tüketmeyen birisi ve yakın zamanda baba olacak birisi. Çocuğu doğmadan önce bu şeker olayını halletmesi gerektiğini düşünüyor. Böyle bir merakı var kafasında. Ve 2 ay boyunca vücuduna tekrar belli bir miktarda şeker yükleyerek vücudunda olacak sonuçları görmek istiyor. Belgesel boyunca işte çeşitli doktorlarla, diyetisyenlerle vesaire koordineli bir şekilde ilerleniyor. İşte uzun yıllardır hiç şeker kullanmayan birisinin bir anda günlük 40 çay kaşığı şeker içeren besinleri kullanmasıyla hayatında neler değişebileceğini görüyoruz. Çok fazla geliyor kulağa ilk duyulduğunda ama film boyunca görüyorsunuz ki günlük tükettiğimiz gıdalardan aslında çok daha fazlasını alabiliyoruz bazen. Belgeseli izleyenler genelde belgeselden sonra şekersiz yaşamaya başladıklarını falan söylüyorlar. Bende henüz öyle olmadı. İnşallah bende de olur. Bir farkındalık kazandırıyor tabii ki. Ama ben de büyük bir şeker bağımlısıyım maalesef. Dediğim gibi film boyunca adamın 2 aylık sürede vücuduna olanları, işte kan değerlerinin, kolesterol değerlerinin nasıl oynadığını ya da bel çevresinin ne kadar genişlediğini, yağlandığını, ne kadar kilo aldığını görüyoruz. Bence eğlenceli bir belgeseldi. Tavsiye ederim. Belgeselin IMDb puanı da 7.5. 3 numaralı belgesel geldik. The Social Dilemma 3 numaralı belgesel. Çok yakın zamanda çıkarılmış bir belgesel. Netflix belgeseli. Sosyal medyanın insanlar üzerindeki tehlikeli etkilerini konu alan bir belgesel. Dijital platformların giderek insanlar üzerinde daha fazla bağımlılık yaratması üzerine çekilmiş olan belgeselde Silikon Vadisi çalışanları ekranın arka yüzünde neler olduklarını anlatıyor. Belgeselde konuşan kişiler gerçekten Silikon Vadisi'nde çalışmış kişiler. İşte Facebook'ta çalışanlar var, Twitter'da çalışanlar var. Hatta Pinterest'in bir dönem müdürlüğünü yapmış biri var. Bu şekilde yani konuyu tamamen uzmanlarından dinliyoruz ve işin arka planını öğreniyoruz. Sosyal medyanın insanları aslında nasıl programladığından bahsediyor belgesel. Temel olarak çok bilmediğimiz şeyleri anlatan bir belgesel değil. Aslında hemen hemen bugün sosyal medya kullanan herkesin az çok farkında olduğu şeyler var belgeselde. Ama bunları bir uzman gözüyle görüyorsunuz ve
işin arka planını tamamen sizin gözlerinizin önüne seriyorlar. Ayrıca böyle bir anda görmek de gerçekten insana böyle bir gerçekten öyle hani farkındalığını getiriyor. IMDb puanı da 7.7. 2 numaralı belgesel bir otobiyografik belgesel. Diana in Her Own Words. Türkçe'ye Prenses Diana'nın Kayıp Sırları olarak çevrilen bir belgesel. Aslında National Geographic'in yaptığı bir belgesel ama Netflix'te de var. Birleşik Krallık yapımı bir belgesel. Dediğim gibi otobiyografik. Lady Diana'nın hayatını konu alan bir belgesel. 2 yıl falan oluyor ben bu belgeseli izleyelim. Çok güzel bir belgeseldi. Gerçekten çok güzeldi bence. Belgeselde Lady Diana'nın doğumundan ölümüne kadar olan süreçte özellikle tabii ki bu Charles'la, Prens Charles'la olan evliliğini ve işte trajik ölümünü merkeze alan bir belgesel. Belgeselde çok fazla işin arka yüzünü görüyoruz. Aslında hani medyaya çok yansıtılmayan kısımlarını görüyoruz Lady Diana'nın hayatının. Prens Charles'ın aslında Lady Diana'yı sevmediğini, hatta Lady Diana'nın da aslında Prens Charles'ı sevmediğini, Charles'ın Diana'dan önce olan ilişkisi Camilla'yı, Diana ile evliyken bile Camilla ile devam eden ilişkisini hepsini görüyoruz. Ayrıca belgeselde Lady Diana'nın 1992-93 yıllarında verdiği ancak şu ana kadar hiç yayınlanmayan bir röportajı da var. Aslında böyle Lady Diana'nın yaşadıklarının o perde arkasını yine kendi sesinden, kendi anlatımından dinliyoruz. Çok etkilendiğim bir belgeseldi. Tavsiye ediyorum. Belgeselin IMDb puanı da 7.9. 1 numaraya geldik. Aslında bu listeyi çıkarırken başta IMDb puanlarını araştırmadığım için bu belgeselin 1 numara olabileceğini düşünmemiştim. Yani hangisinin 1 numaralı olabileceğini de düşünmemiştim ama 1 numaralı belgesel Türk yapımı bir belgesel ve benim de aslında bir ödev için izlediğim bir belgeseldi. Belgeselin ismi Ekümenopolis, Ucu Olmayan Şehir. Ucu Olmayan Şehir dediğimde ve Türk yapımı dediğimde tahmin ediyorsunuzdur zaten. Belgesel İstanbul'da geçen bir belgesel. İstanbul'un nasıl hızlı bir şekilde kargaşaya sürüklendiğinin, nasıl aslında 5 milyon kişiye ev sahipliği yapabilecek kadar küçük bir şehirken kaynakları tükendiği için işte batıda Trakya'ya, doğuda Düzce'ye kadar uzanan kollarını ve o kaynakları dışarıdan çekişine, betonlaşmayı, çarpık kentleşmeyi, gelir eşitsizliğinin getirdiği o adaletsizliği, her şeyi ele alan bir belgesel. Belgeselin en sevdiğim kısmı şu oldu. Belgeselde çok fazla karşıt görüşlü insan var ve hepsinin görüşleri tarafsız bir şekilde paylaşılmış. Belgeselde sosyologlar var, mimarlar var, gazeteciler var. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gibi siyasiler var. Bunun yanı sıra bir yandan o çarpık kentleşme alanlarında yani gecekondularda yaşayan insanların görüşleri, evi yıkılan insanların görüşleri ve bir yanda da oraya rezidanslar diken Ali Ağaoğlu'nun görüşleri. Tamamen yani hem karşıt görüşler var hem de neye hak vereceğinizi birazcık size bırakmış bir belgesel. Bu yönden de çok iyi. Ben belgeseli 2 kez izledim. Bir kez hiç durmadan hani normal bir şekilde izledim. Bir kez de hani ödev olduğu için durdura durdura not ala ala izlediğim bir belgeseldi. Çok beğendim. IMDb puanı da 8.2'ymiş bu belgeselin. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Zaten ışık çok gitti gördüğünüz gibi ama videoyu duraklatmak ve sonra devam etmek istemedim. Öyle olunca biraz bölünmeler oluyor. Umarım ışık sizi rahatsız etmiyordur, ışığın gitmiş olması. Benim önerilerim bu şekildeydi. Eğer izlediyseniz, bunlar hakkında görüşleriniz varsa ya da bu listeye eklemek istediğiniz öneriler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.